Ya bu bahsettiğiniz olaylar kardeşim, bunlar 60 yıl, 100 yıl sonrasında işte diyorsunuz ki sıcaklık 1 derece daha artarsa işte bilmem ne kaç yıl sonra bu olacak. Ya ben zaten olmayacağım arkadaş o zaman. Hani çocukların diyorsun, ya onlar da işte şudur budur. Ama ömür uzuyor ya. Evet. Değil mi? Evet, ömür uzuyor. Şimdi iklim değişikliğiyle nüfus ve nüfus artışı arasında aslında direkt bir ilişki var. Öyle mi? Yani hatta iklim değişikliğinin nüfus artışının doğal bir sonucu olduğunu da söylemek mümkün. Bugün dünya nüfusu 3 milyar olmuş olsaydı, bugün konuştuğumuz ölçüde iklim değişikliği konuşuyor olmazdık. Şimdi senin de değindiğin gibi demografik dönüşümün çok belirgin hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Dünya nüfus profili işte doğum oranlarına, ölüm oranlarına, kentleşmeye ve göçlere bağlı olarak belirgin bir değişim içerisinde. Ölüm oranları düşerken doğum oranları özellikle az gelişmiş ülkelerde aynı şekilde düşmüyor. Dolayısıyla dünya nüfusu bir yandan artmaya devam ediyor ama artış hızı azalıyor. Bir yandan da yaşlanmaya devam ediyor. Şimdi yaşlanmanın ve iklim değişikliğinin bir arada getirdiği etkiler pek çok sektör üzerinde, sigortacılık üzerinde de tabii çok belirgin sonuçlara neden oluyor. Şimdi sadece 1960 yılında, yani 60 yıl önce dünyanın nüfusu 3 milyar. İşte bugün baktığımız zaman 7,5 milyarlık bir nüfus görüyoruz. Yani 2,5 katına Artmış. çıkmış. Şu anda dünya yılda yaklaşık %1 büyüyor dünya nüfusu. Bu işte bundan 50 yıl önce %2 civarındaydı bu büyüme. %1'e düştü. Ama %1'e düşmesi bizi şu anlamda sevindirmemeli. %1 artış devam ettiği takdirde dünya nüfusu 70 yılda ikiye katlanıyor. Yani 15 milyara çıkıyor. Ama neyse ki nüfus artış hızında bir düşüş bekleniyor ve 21. yüzyılın sonunda dünya nüfusunun 10 milyarla 11 milyar arasında bir noktada bir denge kazanması bekleniyor. Bir de şey, değil mi? 100 artık 60 hocam. Öyle bir tabir var, biliyor musunuz? 100 yaşı artık 60 yaşına tekabül ediyor, değil mi? Evet. Yani 100 artık 60 diyorlar. Evet, bu yani yakın zamanda sermaye piyasası kurulunun Toplantısı düzenlediği vardı, toplantısında oradaydı. bir panelin konusuydu. Evet, insanlar yaşlanıyorlar artık. Çevremizde daha fazla yaşlı insan var. Biz ömür uzuyor diyoruz. Aslında bir anlamda da yanlış kullanıyoruz. Aslında insan ömrünün biyolojik sınırları uzamıyor. Yani en azından o yönde bir bulgu yok. Ama insan ömrünün biyolojik sınırlarına yaklaşan insan sayısı artıyor, öyle Artıyor diyelim. değil mi? Yani diyelim Evet, doğru. hani 100 kabul edersek 100'e doğru yaklaşan insan sayısı artıyor. Tabii bunun yani ekonomik, sosyal pek çok Etkisi sonucu de var. var. Yani insanlar daha uzun süre çalışmak zorunda kalacaklar. Bu arada meslekler değişecek. Ömürleri içinde ikinci bir mesleği, üçüncü bir mesleği yeniden öğrenmek zorunda Ve kalacaklar. iklim değişikliğinin etkilerini de bunları da görecekler bu süre içinde. Öyle o kadar da Görecekler. şey yaptım değil.